Ülkücü Hareket'in mensupları öyle bir tokat atacak ki, hayır tokadıyla bugünkü siyasi iktidarın feriştahı şaşacak, bizim Adana tabiriyle kiriştek gibi dönecek, beyninin üzerine çakılacak. Nereden öğrendiği meçhul, kim kulağına fısıldamış, o da bilinmiyor. Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun, unsur diyorsun? 5'i 6'sını sayıyor, gerisi yok. Muazzamlığına, güzelliğine ve hepimizi büyüleyen ihtişamına mayınlı, kalenşikoflu, bombalı ve mermili saldırı planlarıdır. Kalenşikoflu, kalenşikoflu, kalenşikoflu. Bir Milliyetçi Hareket Partisi niye tek başına iktidar olmaz? Bunu hesaplayacaksınız. Bunu yapabilmek için her ülküdaşıma da bir görev düşüyor. Değerli arkadaşlar, hayatında hiç Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermemiş İlkokuldaki 5 arkadaşını bulacaksın. Orta öğretimde 5 arkadaşını bulacaksın. Askerlik yaptığınıza göre asker arkadaşınızdan 5 tanesini bulacaksın. Mahalle arkadaşınızdan 5 tanesini bulacaksın. Sokaktan da 4 arkadaşını bulacaksın. Hepsini toplarsan 24. 49 milyonu 24'e böler iseniz ortaya çıkan rakam, ülkücülerin oy temin etmesi gereken hane sayısını korur. Demek ki o hane sayısı 24 oy getirirse siz 19 milyon oyla iktidar olursunuz. Değerli arkadaşlar, bu inandırıcı olmayan bir hesap mı? Hayır efendim. Hayır. Ve yavşamak için üniter yapıyı linç etmeyi önümüzdeki dönemi Türkiye açısından çok daha karanlık bir dönem olarak görmek istiyorum. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insansız. Bu düşüncelerle konuşmama son verirken, Spor Toto Süper Lig'inin bitiminde
2 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün değerli futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyor. Bir Beşiktaşlı olarak da samimiyetle tebrik ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan, sen ise tamamen iktidarında dahi cücük olarak nitelendirirsin. Recep Tayyip Erdoğan'a göre Adnan Menderes yok. Recep Tayyip Erdoğan'a göre Turgut Özal yoktur. Süleyman Demirel yoktur. Necmet Erbakan yoktur. Nereye baksan Recep Tayyip Erdoğan, bu tarafa baksan Recep Tayyip Erdoğan, televizyonu açsan sabahın 6.30'undan ertesi gün 6.30'a kadar Recep Tayyip Erdoğan. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, bisküvitler, birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir bisküvitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. ...2009'u yazarken de 2-0 var. 9'un yanındaki 0 solda 0. Sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir 0 var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2-0'ı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü.